Bu, Safer Şahin ne diyor bu konuda? Evet. Dedim ya doğru yapıyor. Ee, yap. e, kendi açsın. Burada burada Kemal Bey e, kendi partisi içerisinde ve ittifak ortakları arasında inanılmaz bir aday olma mücadelesine girişti. Bence dün itibariyle de bir e, hat çizdi. Daha doğrusu milat ilan etti. E, hem kendi partisine hem de ittifak ortaklarına ve hem de ben e, dış dünyaya da bir mesaj verdiğini düşünüyorum dış dünya derken o Hatay Belediye Başkanı lütfü e, savaşın adayı dış e, faktörlerde belirleyecek açıklamasına vurgu yapıyorum e, yani Kemal Bey e, hem içeriye hem dışarıya adayın kendisi olacağını ilan ediyor diye dünden sonra hala bunu kabul etmeyen bunun aksi yönde hareket etme potansiyeli taşıyan siyasi aktörlere de bir mesaj veriyor bence. Yani burada iki belediye başkanına da mesaj var. Parti içinde bu belediye başkanlarının adaylıkları için kulis yapan milletvekilleri, parti yöneticilerine de bir mesaj var. Mesela biz yakın dönemde bir MYK değişikliği görebiliriz CHP'de. Yani partinin en üst düzey karar organında bir değişiklik görür görebiliriz. E, o değişiklikteki isimler ve onların yerlerine gelenler tabloyu bize daha net e, gösterebilir. Mesela bu bayramda, işte Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına gideceği söyleniyor ama günler öncesinden gazetecilerle Karadeniz gezisine çıkan bir Ekrem İmamoğlu var. Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden iki tane Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Büyükelçileri var. yani Kemal Bey burada toptan bir adaylık açıklaması yapıyor. O belediye başkanlarına da bence hala benim yanımda saf tutmamakta direniyorsanız Sizinle de 2024'te görüşürüz mesajı veriyor. Çünkü az önce değerli konuklardan birisi söyledi, aday ya Kemal Bey olacak bu muhalefet masasının ya da Kemal Bey'in yani CHP'nin istediği, işaret ettiği biri olacak. Dolayısıyla Kemal Bey ipleri eline almış durumda. Her halükarda zaten bu seçimin dengesi aşağı yukarı 48-50 dengesi. O oaya alan bir Kemal Bey'in de daha sonrasında seçimi alamasa bile partinin başında kalacağını söylemek ee, çok büyük bir kehanet olmaz. E, partinin başında kalan bir Kemal Bey de kendisine ayak direyen, adaylığına destek vermeyen o yerel yöneticileri illaki e, not defterine yazacaktır. Ama Ahmet Bey burada şu var. Ya şimdi aday olmak için bu kadar büyük bir mücadele veriyorsunuz. Tamam güzel ama bir taraftan da yıpranıyorsunuz. Hani o tarihte meşhur bir Pirus zaferi var ya kazanırken kaybetmek gibi. Bu süreç sanki muhalefet bloğunda ama CHP üzerinde ilerleyen günlerde daha böyle bir sertleşecek gibi. Yani bu adaylık kavgası çok farklı yerlere gidecek gibi geliyor bana. E şimdi parçaları üst üste koyduğunuzda mesela Kemal Bey bu kamu kurumlarını ziyarete ne zaman başladı? Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretinden hemen sonra başladı. Dikkat edin İmamoğlu hangi hamleyi yapsa ertesi gün Kemal Bey farklı bir kamu kurumunun önünde gördük biz Kemal Bey'i. Yani o da bir hamle yaptı. Aslında burada... Yani bir taktik savaşları da söz konusu. Peki bir dakika. Ee, dediğim gibi buradaki, ilerleyen günlerde bu biraz daha buradaki sertleşecek Mücadele, gibi. buradaki mücadele İmamoğlu-Kılıçdaroğlu mücadelesi mi? Mansur Yavaş yok mu bu denklemde? Bence yok. Bence o da var ama şöyle yani birinci tehdit olarak bence Kemal Bey ve birlikte hareket ettiği arkadaşları İmamoğlu'nu görüyorlar. Yani e, çünkü aday olup da seçimi alan ya da alamayan bir İmamoğlu potansiyel olarak CHP Genel Başkanlığı'na e, namzettir. Ki zaten kulislerde an itibariyle İmamoğlu'nun da artık hedefinin hani e, CHP Genel Başkanlığı olduğunu o doğrultuda çalışmaları başlattığına dair kulis bilgileri de var. E, benzer senaryo Ankara'da Mansur Yavaş için geçerli. E, aday olan kazanan ya da kazanmayan bir Mansur Yavaş da potansiyel olarak İyi Parti'nin başına aday gösterilir. Burada yani Kemal Bey ittifak ortaklarına da parti içine de belediye başkanlarına da dış dünyaya da bence aday benim mesajı veriyor. Cumhuriyet'in manşeti de bence zaten aslında en böyle ee, bu durumu belirgenleştiren ayrıntıdır. Çünkü Cumhuriyet CHP seçmeni açısından önemli bir gazetedir. Oraya bakarlar. Yani orada Kemal Bey'in ağzından net bir şekilde ben adayım ifadesi çıkmamasına rağmen Kılıçdaroğlu iki nokta üst üste aday benim manşetinin atılması e, zaten adaylık ilanıdır. Yani bu bunun kararın alındığının en net göstergesidir. Bir saptama ve düzeltme yapayım. Ee, Sayın Şahin Zafer Bey dedi ya. ...hani eğer direnirlerse 2024 seçimlerinde size aday göstermem diye bir rezervi olur dedi. Evet doğru ama onu şöyle düzelteyim. Sayın İmamoğlu ile Sayın Yavaş çoktan o listeye girdiler. Yani Kemal Bey 2024'te ne yapar yapar... ...ya olur mu diyeceksiniz ortada bilmem seçim kazanmış belediye başkanı var şu var baş... ...mümkün diye bir daha siyasi yollarını açmaz. Ben Çünkü benzerlerini yaşadık ben 12 olur, yıldır. olur mu diyenlerden olacağım. Yani İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın bu performansları ortadayken... ...Kemal Bey sadece kendisine rakip olacaklar diye... ...önümüzdeki seçimde onları aday göstermemeyi göze alabileceğini düşünemiyorum. Valla yani göstermez. Ben de katılıyorum. Yani. Genel başkan kalırsa... Şöyle göstermez. E, Mansur Çünkü Yavaş açık için, evet, şekilde bu önlerinde geçerli olmayabilir. lider Mansur tasfiye Bey, Ankara'da yani. bir doğru tasfiye etti ama Mansur Yavaş'ın Ankara'da bir ağırlığı var ama ben İmamoğlu için aynı şeyi düşünmüyorum. Yani Kemal Bey e, sonuç itibariyle eğer ipler elinde olursa 2024 seçimlerinde bence İmamoğlu'na aday göstermemeyi şu günden kafasında planlıyordur. Ben mesela İstanbul İl Başkanı Canan Hanım'la ilgili öyle anlamadım bir düşünce Bey. vardı. Ama Canan Hanım İstanbul seçimlerinde, her iki seçimlerinde de çok başarılı bir performans ortaya koydu. Belki Kemal Bey bunu düşünmüyordu ama daha sonra Canan Hanım'a destek verdi. Ve onundan devam etmeyi tercih etti. Yani siyasetin ilacı... Ben Zafer Bey'in ne dediğini anlamadım. 2000 Zafer Bey... E... Pardon tam ne dediniz? 2024'te Kemal Bey kime aday göstermeyecek dediniz? Yavaş ve İmamoğlu diyor. Yani şey İmamoğlu. şey için diyor. mi diyor? Büyükşehir. Büyük, şehirler için aday göstermez diyorsunuz. Ben, de, ben de dedim öyle yani. Anladım. Ben Hayır bakın tam olarak öyle söylemiyorum. Aslında, aslında şunu söylüyorum. Diyorum ki Kemal Bey bugünden bir milat ilan ediyor. Benim adaylığıma destek verin diyor. Benim adaylığıma destek vermeyecek herkesle ileride hesaplaşırım mesajıdır bu. Siyasi tam bunun okuması budur. Doğru. siz ee, Öyle yani dediniz bunda de. Aday olarak da iki tane belediye başkanı, iki tane belediye başkanının ismi öne çıkıyorsa onlara da bir beni destekleyin mesajıdır bu. Tamam. E bu sizin tespit. ayak dilerlerse, ben, haklı söylüyorum doğal sonucu da Hak. E, bir yapılmamış. Sizin testinizi ben şöyle değiştiriyorum haklı. diyorum ki bu karar çoktan vermiştir diyorum kafasında. Yani diyeceksiniz ki ne gerekçe bulacak da aday göstermeyecek. Bulur. Emin olun siyasette bulur ve göstermez. Şimdi 2023'te aday olmazsa İmamoğlu İstanbul seçimlerinde bırakır İmamoğlu Zaten teyze hep bu olmadı mı Kemal Bey'in? Yani biz başarılı bir belediye başkanının devam etmesini istiyoruz. olabilir Olabilirdi. İşte Benim görevi değil. bırakmamasını işte şeyde belediye meclisinde e, AKP'ye kaptırmamasını istiyor. bunları savundu hep. Tabii Doğru. Tabii ben de aynı kanaatteyim. Yani ne diyecek? Seçim kazanmış Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde He. ilk defa büyük seçim başarısı sağlamış bir insanı sen aday olmayacaksın, başkası. Onu bence onun, demez. A, onun kelimesini sarf etti mi? Ne, ne dedi? dedi? Bir çare bul. şimdi İstanbul'dayken Bey, e, yani arkasında Tayyip içimizde... İmamoğlu varken ne dedi? en son bir hafta önce örgü kişisel başarısı değil. İstanbul'un kazanılması kişisel başarısı e, değildir. E, başarı değil Bu hizmetler kişisel başarısı değildir. Tamam Efendim, da hizmetler ama bugünkü Ekrem hayır. İmamoğlu sayın İmamoğlu'nun lafı da oraya çıkıyor. Ne ilgili söyledi? Ben kendimi taca veyahut o çoktan raconun biçildiğinin Tabii, farkında. Şimdi Zafer Şahin'in söylediği nokta ya, çok önemli. Ya. 15 gündür İmamoğlu'na bir ekip oluşturulmaya çalışıyor. Karadeniz'e çıkacak. Hem Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalar hem Karadeniz'de Trabzonsporlu olduğu için İstanbul seçimlerinden önce de gitmişti biliyorsunuz. Orada bir gövde gösterisi yapacak. Yani ben taca çıkmadım. Millet beni istiyor. Halk beni istiyor diyor. Burada bu senaryoda bir nokta var. İsterseniz ona da kısaca değineyim. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kriterler ilk kez belirlendi. Ben o toplantının yani Demokrat Parti'deki toplantının perde arkasına baktım. Liderler, tamam bir isim konuşmuyoruz ama kamuoyu da bizden Cumhurbaşkanlığı konusunda bir mesaj bekliyor. Buna göre o zaman ilkeleri belirleyelim demişler. E, Gültekin Uysal not almış ev sahibi olarak ama diğer liderler de katkı yapmış. İşte uzlaşmacı olacak e, gibi, krite, demokrat olacak gibi kriterleri belirlemişler. Ki Önceden Kılıçdaroğlu farklı kriterler ortaya sürmüştü hatırlarsanız. Peki Kemal Bey'e uymayan kriter var mı size göre? Ya oradaki kimse bence benim var. E, mesela şeyim, mesela size... bence var. Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan en çok hakaret eden bir genel başkan. Şimdi herkes kucaklayabilir mi? Yani seçimi kazanması için AK Parti seçmeninden de oy alacak ama AK Parti'nin liderini her gün hakaret ediyor. E AK tamam da evet, o maddelerden bir sorun çıkacak. Yani Bey yani ha, bu, bu karşılıklı ölçüler şöyle de bu ölçüler Erdoğan için oluşturulmuş ölçüler değil. Yani muhalefet kendi oluşturmuş. bu elbiseyi kendileri dikmiş. Onlar giyecek. Şunu söyleyeceğim. Burada bu kriterlerde bir de İyi Parti'nin Meral Hanım sık sık zikrettiği bir nokta var. Ha, şimdi burada çıktı. Uzlaşmacı olacak, özgürlükçü olacak, demokratik değerleri içselleştirmiş olacak. Milletin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi olacak. Tabii herkes bunu kendine göre yorumlayacak. Ama bence buradaki tarifler Kemal Bey'i tarif ediyor. Kemal Bey'i mi tarif ediyor? E, mesela milletin tamamını kucaklayan derken, kendisinin ben her zaman... <laughs> e, AKP'ye oy veren seçmene son derece sakin, nazik ve kucaklayıcı davrandığını Bu şöyle, yüzde %25'in genel başkanı, %75 demek ki o mesajı almıyor ki ona ilgi göstermiyor. Ben de öyle okumadım. Cumhur İttifak seçmeni Kemal Bey'e çok zor oy verir. Vermez. Bir başka nokta da eğer Kemal Bey adaylığı konusunda şimdi partilerin temsilcileriyle konuşuyoruz. Diyor ki, der ki bir kısmı Kemal Bey ile seçimi kazanamayız. Ya da bir kısmı diyor ki kardeşim Erdoğan'ın karşısına biz Kılıçdaroğlu'nu koyuyoruz, İmamoğlu'nu koyuyoruz, Mansur Yavaş'ı koyuyoruz, İlhan Kesici'yi koyuyoruz, Meral Akşener'i koyuyoruz. Bu şartlarda kazanıyor diyorlar. Ha, o zaman öylese sorun yok. Ama bir kısmı da diyor ki siyasetin bir gerçeği var. Kemal Bey CHP Genel Başkanı, CHP'ye karşı olan kesimler Kılıçdaroğlu'na oy vermez. Temel Karamollaoğlu da bu düşüncede örneğin. Şimdi Kılıçdaroğlu bu mesajıyla dünkü grup konuşmasına her liderin verce konuşma yani siyasilerin konuşmaların bir mesajı vardı ama burada çok iddialı bir mesaj verdi. Ya benimle olursunuz ya yolumdan çekilin. Hani Hannibal'ın bir sözü vardır ya ya bir yol bulurum ya da bir yol açarım. Yani evet. ya benimle olursun Park ya dağlarında. da ben bir yol açarım. Evet. Aynen böyle. Yani öyle, Yemin ediyorum Yol açarım. Bayağı böyle şey. Benden daha fazla askeri tahrik konuşur. Şimdi <laughs> Burada bir şey var. Ya benimle olursunuz ya ben Allah yoluma yürürüm. Çekilin. Burada şu eğer bu ısrarla gelirse masaya, ya kayıp ben adayım. Tamam aday olabilirsin ama senden seçimi kazanamayız. O zaman bu durumda diyelim ki İyi Parti Meral Akşener ya da 2-3 parti birleşip Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu çıkarabilirler. Kendilerini o konuda özgür hissederler. Çünkü sen de mutabakat yok. Ama sen dedin evet. ki altı parti i̇şte mutabakat söyledim. sağlarsa bu aday senedim. olacağım. Abdülkadir mutabakat olmadı halde söyledim. sen aday oluyorsan o zaman bize de aday çıkarma ki hakkı doğar diyebilirim. İşlerine diyebilir de şöyle gelir. Sen. Parlamentoda da yüksek oy o zaman. Diye, evet. Ya sen yazdın. Bu aday belirleme işi ne zaman ya, olacak? bir şey... Yani aldıkları karar şu. Şimdiden isim belirlemeyelim. Seçim kararı alındığı hafta isim belirleyelim ve ilan edelim. O hafta o hafta. Ya seçim kararı ne deme ne demek yani? yani ne normal zaman bizim Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimine göre 23 Haziran'da olacaksı ki pazar günü 24'üne denk geliyor herhalde. Ondan bir 4 ay önce olur. Artık bunu kim ilan ediyor? Yüksek Seçim Kurulu mu? Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini ilan eder. Adaylık başvuruları ha, şu tarihte başlar. Seçimden 4 ay önce bunlar açıklayacak. Normalde kararını. 4 ay önce Bazen çok erken seçimlerde iki ay önce bile yapıldığı oldu ama bu normal seçimlerde dört ay önceden yüksek seçim kurulu takvimi ilan eder. Bir de şey açısından Ben de düşünün. yılbaşı ekseni veya yılbaşı sonrası hemen e, bu bu sıcak aday belirleme e, baba, e, netleşebilir diye düşünüyorum. Hakan Bey. Sayın İmamoğlu açısından bir de düşünün. Mesela sayın yavaş açısından bu geçerli değil söyleyeceğim şey. Çünkü Sayın Yavaş bu seçim Ankara Büyükşehir adayı olarak tekrar gösterilebilir, seçilebilir. Ama seçilse de seçilmese de o siyasi gücünü kaybetmiş olmaz. Ama Sayın İmamoğlu biliyor ki bu seçim bir şey yaptı yaptı. Bu tür siyasi fırsatlar hayatta bir kere gelir önünüze. Onu fevt ettiğiniz an, yani tam Türkçesi Osmanlıcasını söyledim, onu kaçırdığınız an o zaman bir daha gelmez önünüze. Sezar'ın meşhur lafı var ya, zarlara atılmıştır. Ok yaydan çıkmıştır. Dolayısıyla bir kere... Kimin bir fırsat... için bu fırsat bir daha geldi? Sayın İmamoğlu için. Çünkü. E Kılıçdaroğlu için de gelmez bu fırsat bir daha. Elbette. O da onun için son aday olayım yani o şu anda bir riske razı. Kazanırım veya kaybederim. Hakan ama, Bey, aday ama, olmadığımız... ama İmamoğlu genç bir siyasetçi. Bunu unutmayalım. Hı. Ama CHP'den tasfiye edildi ya... CHP'den tasfiye edilmez, kolay bir şey değil o. Yani şu anda şu aday şey göster. Kimler tasfiye? Cumhurbaşkanı adayları tasfiye edilir. Anlıyorum fakat o e, İmamoğlu, e, İmamoğlu CHP'den tasfiye edilmez. Yani bazen e, belki buzdolabına alınabilir veya e, ama ben onun bile olacağını düşünmüyorum. Yani e, e, şayet Cumhurbaşkanı adayı gösterilmezse. İstanbul Belediye Başkanlığı'na devam edeceğini düşünüyorum. Fakat bir dahaki dönemlerde de tekrar Başbakan veya Cumhurbaşkanı adaylığı şansının olduğunu düşünüyorum. Daha çok genç bir siyaset. Ben de Efendim katılıyorum. Evet, evet. Valla bence zor çünkü bakın Sayın İnce Muharrem İnce e, ittifaksız HDP seçmeni olmadan İyi Parti seçmeni o hiçbir takviye olmadan CHP adını 31 alan son yıllarda tek kişi ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı. O bile ne senaryolarla tasfiye edildi. Ama onun da e, Hakan hatası, Bey, onun Özür dilerim ben burada devreye giremeyeceğim. Yani Muharrem İnce'nin de Hayır. yaptığı siyasi yanlışlar, hatalar yani, olmadı yani, mı? E, şunu e, Abdülkadir Bey bence doğru evet. söylüyor. Şimdi e, Sayın Muharrem İnce partide sevdiğim bir arkadaşım ama partideyken ama o kendi kendini tasfiye etti. Yani kim yani bir yerde e, tamam ayrıldı partiden hem de ayrıldı diyeceğim Kemal Bey kurultay yapalım dedi imza topladılar tamam bir dakika imzalar geri çektirildi ya tamam bir, bir, tamam bir dakika siz orada oturursunuz parti de alternatif olarak lök gibi oturursunuz bir dahaki dönemi beklersiniz söylem geliştirirsiniz e, kendi parti içi örgütünüzü ve söyleminizi geliştirirsiniz mesela benim hazırladığım e, tüzük olayından bir, bir, bir buçuk ay önce istifa etti Sayın İnce. E şimdi orada halbuki kendisi böyle bir demokratik çıkışın doğal alternatifi, doğal lideri konumunda olacaktı. Bu pozisyonu terk etti. Ben bunu siyasi hata olarak görüyorum ve çevresinde iyi danışman, sağlam danışman, tecrübeli isimler olmamasına verdim. Ona katılırım. Ben de yanında olsam terk etmeyin derdim ama evet. öyle bir hale getirildi ki öyle senaryolar yazıldı ki üstelik bunu genel merkezden 3-5 kişi yaptı. Yani, e, mecbur kaldı. Yani tabii e, alternatifi yok, yok. Yok. Yani o, o, o sonuçta Sayın İnce <laughs> o istifayla bir anlamda siyasi kariyerini bitirme riskine girdiğini görmeliydi.